insanlarda kahve içme alışkanlığı oluşmaya başladı. Biz onlara soruyoruz, Türk kahvesini nasıl içersiniz? Kahve kesinlikle sade içilmeli. Yanında bir lokum, çikolata kullanılmamalı. Biz yüksek ateşte ve sıcak suyla pişiriyoruz. Dinlendiriyoruz, onu sonra bir daha kaynatıyoruz. En önemli püf noktası, müşterilere kahve tek tek yapılıyor. Türk kahvesini diğer kahve çeşitlerinden ayıran bir özelliği var. Telvesiyle içilen bir kahve. Geliyorlar, kahve içiyorlar ve memnun kalıyorlar. Bunu köşelerinde ve ülkelerinde paylaşıyorlar. Dünyanın çok çok ünlü haber sitelerinde yer aldım anlatmaz. Bazı insanlar mutsuz, bu işi yapıyor, zoraki yapıyor gibi. Eğer hayalleri var ise kesinlikle o hayallerinin arkasında gitmeliler. Yani herkes böyle bir noktaya gelince bir başarı hikayesi vardır ya, hayallerinin peşinde gitsin. Gerçekten bu çok önemli. Veya sevdiği iş ile uğraşsın. Çünkü bir ömrünüz var, bu ömür gün geçtikçe tükeniyor. Siz sevmediğiniz bir işi yaptığınız zaman çok yıpranıyorsunuz. Yıpranmamamız lazım yani. Niye bu hayata yıpranmak için mi geldiniz? Üzülmek için mi geldiniz? Değil. İnsanlar çok düşünüyor. Bunu yaparsam o olur mu, bu olur mu? Bunu düşündüğünüz zaman bir kere o kararları net veremiyorsunuz. Yani bu bir şans oyunu değil. Risk eşittir kazanç. Can Özmen. Aslında hayat hikayem şöyle başlıyor. 80'li yılların sonuna doğru ilkokul yaz tatillerinde limon satarak, su satarak, çay ocaklarında ve terzilerde çalıştım. İleriki yaşlarımda bana inanılmaz bir deneyim kattı. Amcam, o da gençlik yıllarında Erzincan'dan kardeşleriyle beraber İstanbul'a göç ederek abileriyle beraber burada işe başlıyor. Küçük kardeşleri sırasıyla devralıyorlar dükkanı. Amcam buraya kahvesiyle artı bir değer katıyor. Pişirmiş olduğu kahve çok seviliyor. Çok sevildiği için de müşterisi hatır sayılır bir müşteri oluşuyor. Geleni gideni. Ayrıca çayımız da çok güzel. Burası isimsiz bir yer. Amcamla beraber burası manda batmazın hikayesi başlıyor. Kahvenin bol köpüklü olması, yoğun olması, bir müşterimiz tarafından üstüne manda çıksa batmaz diye bir atıfta bulunuyor. Manda batmazın hikayesi öyle başlıyor. Müdavimimiz her geldiğinde manda batmaz diye hitap ettiği için hikayenin, markanın doğuşu ve hikayenin başlangıcı o şekilde. Gelen giden artık bir manda batmaz kahvesi içebilir miyim diyerek hikayeyi başlatıyor. Hem mekan olarak hem de içecek olarak ismimiz öyle kalıyor. Aslında kariyer planlamamda böyle bir kafede çalışmak yoktu. Özel sektörde kariyerimi tamamlamak istiyordum. Benim burayla tanışmam çok küçük yaşlarda. Kuzenimle beraber okul hayatımız vardı, beraber okuduk. Ayrıca da buraya geliyorduk okul çıkışında, hafta sonlarında. Yardıma geldiğimiz dönemler oluyordu. Bizi bulaşık yıkamaya çağırıyorlardı. Bulaşık yıkamaya geliyorduk. Elimizin altındaydı yani, dükkan bizim olduğu için. Benim tanışma hikayemde özel sektördeki kariyerimi devam ederken kuzenimden gelen bir tekliften dolayı burayı beraber işletelim. Hem amcam hem kuzenimle beraber başladık işletmeye. Aslında manda batmaz markası içecek türüydü. Benim telkinimle bunu satışa çevirelim ürün bazında. Bu konuda biz mutabık kaldık. Manda batmaz Türk kahvesi olarak ürün piyasaya çıkardık. Hem mekan olarak, hem içecek türü olarak, hem de ürün olarak bir farklı bir boyut kattık manda batmaza. Amcam da artık yaşı da ilerlemişti, bırakmak da istiyordu. Ondan gelen teklifle de özel sektördeki kariyerimi bitirerek, kahveyi de çok seviyorum işin açıkçası, kahve sektörüne girmiş oldum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde esnaf olmak biraz zor. Bilindiği üzere İstiklal Caddesi çok kalabalık bir yer. Tehlikeler açık olan bir yer. Bir de gösterilerin olduğu bir yer. Tabii burada polisler önlem alıyor. Önlem olunca bu işe direkt yansıyor. İşte sokaklar kapatılıyor. Yeri geliyor İstiklal Caddesi tamamen yayadan arındırılıyor. İstiklal Caddesi'nin böyle bir durumu var. Bu da tüm esnaflara yansıyor. En etkileyen konulardan bir tanesi bu. Bence esnaflık da ölmedi, istiklal de ölmedi. Bu istiklalde örücü mesleği vardı. Bir şey pantolon yırtıldığı zaman insanlar hiçbir şeyini çöpe atmazdı. Örücüye getirirdi, örücü onu örerdi. Ayakkabı tamircileri vardı. Eskisi kadar ayakkabı tamircisi çok görüyor musunuz? Yok. Bu tarz esnaflar da öldü. Sanatkar olan bazı esnaflar öldü. Esnaf ilk siftahı yaptıktan sonra ikinci siftaha bakıyor. Komşum yaptı mı, yandaki de yaptı mı? Eğer o yapmamışsa kesinlikle ikinci siftahını yapmıyor. Ona yönlendiriyor. Ben siftahımı yaptım, o da siftahını yapsın diye. Böyle kültürümüzde, geçmişimizde güzel örnekler var esnaflık adına. Şimdi var mı deseniz, yok gibi bir şey. Herkes kendi çorbam kaynasın, tencerem pişmesinin derdinde. Belli bir yaşın üstündekiler çok iyi bilirler. Cep telefonu yaygın değilken, evden çıkmadan önce İstiklal Caddesi'nin çok kültür alanı olması, tiyatroların, sinemaların hep İstiklal Caddesi'nde olması. Şimdi sinemaya her yerde ulaşabiliyorsunuz ama belli yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda İstiklal Caddesi'nin dışında sinema yoktu. İstiklal Caddesi'nde
12-13 tane sinema vardı. İnsanlar buraya sinema izlemeye, yemek yemeye ve tiyatro izlemeye gelirlerdi. Evden çıkmadan önce arkadaşlarınızla İstiklal Caddesi'nde buluşma noktaları vardı. AKM'nin önü, Galatasaray Lisesi'nin önü, Manda Batmaz. Ben Manda Batmaz'a burada şahidim. Burada buluşurlardı, kahve içerlerdi. Kahve içtikten sonra da sinemaya giderlerdi. İnsanlar geliyor, kahve içiyor, çok beğeniyor. Bu kahve nasıl pişirilir sorusuna gelince bilenenin tam aksine. Yani biz bunu tüm röportajlarımda da söylüyorum. Biz yüksek ateşte ve sıcak suyla pişiriyoruz. Toplumda bilinen şekli kısık ateş, soğuk su. Biz bunun tam aksine bir pişirme yöntemi ile pişiriyoruz. Kahveyi ben başka mekanlarda da test amaçlı içiyorum. Kahveyi genellikle az atıyorlar. Biz burada biraz tokuz. Kahveyi tok atarız. Müşteri tamamen tadını alsın diye. Telvesiyle ilgili bazen şey alıyoruz. Az telveli olsun diye talep alıyoruz. Bu yöntemle pişirdiğimiz için biz diğer şeylerden ayrılıyoruz. Dinlendiriyoruz. Onu sonra bir daha kaynatıyoruz. Ateş yapımız biraz farklı. Cezvemiz biraz farklı. Pirinç cezve kullanıyoruz. Tek tek yapıyoruz. Yani en önemli püf noktası müşterilere kahve tek tek yapılıyor. Kavurma derecemiz farklı. Bunu içen herkes çok gayet net ayırıyor. Biz çekirdeğimizi biraz daha yüksek kavuruyoruz. Bizim kahve çekirdeğinde olası bir hatamız hemen müşteriye yansıyor. Müşterimiz müdavim olduğu için kahve değişir değişmez bize hemen tepki geliyor. Bu da bizim için çok iyi bir şey. Hemen o partiyi iptal edip yeni partinin kavurmasına başlıyoruz. Şekerli bir Türk kahvesi yapıyorum. 4 kaşık attım. Dolu dolu yine 3 kaşık kahve atıyorum. Sıcak suyumu çekiyorum. İyice karıştı çünkü ben bunu kaşıktan hissedebiliyorum. Sunum tabii ki çok önemli. Kahve kesinlikle sade içilmeli. Yanında bir lokum, bir çikolata kullanılmamalı. Kullanacağınız bir çikolata veya bir lokum ağzınıza bırakacağı tat kahvenin kendi öz tadını almasını engelleyecek. Su da şöyle bir önemli faktör. Eğer yemek yemiş iseniz ağzınızı temizlemek anlamında, yani bir temizleyip kahveyi ondan sonra içip onun tadını almak. Dediğim gibi kahvenin kesinlikle sade içilmesi gerekiyor. Biz aslında burada hatırı sayılır bir turist ağırlıyoruz. Yurt dışında çok çekim yapıldı, röportaj yapıldı. İnsanlar buraya bilerek ve seçerek geliyor. Onlara sunmuş olduğumuz üründe çok çok iyi olmalı. Ki hayal kırıklığına uğramasınlar. Çünkü yol kat ediyorlar. Kitaplarda görüyorlar, dergilerde görüyorlar. Muhakkak kahve içilmesi gereken bir mekan olarak görüyorlar. Turistleri biz burada iyi ağırlarsak, memnun edersek ülkelerine memnun dönerler. Kültür elçiliği yapıyoruz. Yani Türk kahvesi zaten UNESCO tarafından da kayıt altına alınmış bir içecek türü. İnsanlar Türk kahvesini merak ediyorlar. İlk defa içeni var merak edip. Kendi ülkesinde içmiş ama bir de bunu Türkiye'de içsem nasıl bir tat diye. Gerçekten burada biz Türk kahvesinde inanılmaz bir hassasiyet içindeyiz. Amerika'dan Japonya'ya, Avustralya'dan, Avrupa'nın belki tüm ülkeleri, Latin Amerika olmak üzere gazetelerde çıktı. Bizim haberimiz olmadan burada dünyanın ünlü web sayfaları olsun, gurmeler olsun gelip kahve içmişler. Bizim gerçekten hiçbir şeyden haberimiz yok. Bizi birinci seçmişler, bize müşterilerimiz gazete getirdiler. Bakın siz birincisiniz, haberiniz yok. İşte biz onları dükkanımıza astık. Geliyorlar, kahve içiyorlar ve memnun kalıyorlar. Bunu köşelerinde ve ülkelerinde paylaşıyorlar. Gerçekten dünyanın çok çok ünlü haber sitelerinde yer aldım Manda Batmaz. Dünyada, Osmanlı'da pişirme metodu ile Türk kahvesi yayıldı. Avrupa'ya ulaştığında Almanlar bunu filtre yaparak içtiler. Telvesiyle değil, telvesini arıtarak filtre kahveye dönüştürerek içtiler. İtalyanlar da espresso, makinenin icadı ile buharla pişirerek buldular. İçine süt girdi, farklı bir isim aldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalı askerler espressoyu çok sert buldukları için içine sıcak su koydular. Americano dediler. Kahve de zamanla beraber içine giren süt ile, altına girerse şu şekilde, üstünde olursa bu şekilde, köpüğü olursa bu şekilde, işte isimleri değişti. Üçüncü nesil kahve markalarını, kurumsallaşmış markalara gidiyorum, içiyorum, tadına bakıyorum. Yani yabancı markaların ülkemizde mağaza açarak üçüncü nesil dediğimiz kahve çeşidiyle girerek bence iyi oldu. Ben ona başka bir pencereden bakıyorum. İnsanlarda kahve içme alışkanlığı oluşmaya başladı. Biz kültür olarak yüzyıllar boyunca kahve içen bir millettik. Cumhuriyetle beraber millet olarak çay içmeye başladık. Çay çok yaygınlaştı, kahve unutuldu. Bu tekrardan artış gösteriyor. Genç arkadaşlar kahveyi çok tüketmeye başladılar. Türk kahvesine de talep gelmeye başladı. Bizim hatırı sayılır müşterimiz orta yaş ve üstü. Çok genç müşteri de burada ağırlıyoruz.